Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Teti Biyoloji Deneme Sınavının 35. denemesini çözüyoruz. Başlayalım. Birinci soru bir kalıtım sorusu. Otozomal kromozomlarda çekinik olarak aktarılan bir özelliği fenotipine gösteren bireyler boyalı olarak verilmiştir. Buna göre, soru işaretiyle gösterilen bireyin bu özelliği fenotipine gösterme ihtimali nedir? Şimdi boyalı olanları küçük a küçük a yapıyoruz. Bunu fenotipine göstermek demek aslında soru işaretli bireyin küçük a küçük a olma ihtimali nedir şeklinde. Şimdi bu durumda boyalı olmayanlar da büyük a boşluk olarak nitelendirilecek. Çünkü biz onların ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi burada küçük A olduğuna göre bu küçük A'ların biri babadan biri anneden gelecektir. Burada küçük A olduğuna göre bu anne bütün çocuklarına mutlaka küçük A verecektir. Şimdi demek ki soru işaretli bireyin babası büyük A küçük A. Bu kesin. Şimdi anneyi bulmamız lazım. Eğer ki baktığımda şu anne büyük A büyük A ise farklı bir durum ortaya çıkar. Büyük A, küçük A ise farklı bir durum ortaya çıkar. Yani ben bu annenin ne olduğunu bilmiyorum. Bu annenin kendi ailesini çaprazladığımda iki durumda ortaya çıkabilir. Eğer anne büyük A, büyük A olursa bu çocuğun hiçbir şekilde küçük A, küçük A olma ihtimali yoktur. Yani bu durumda çocuğun küçük A, küçük A alabilmesi için annenin büyük A, küçük A olması gerekir. O zaman burada çocuğun çekinik fenotipli olabilmesi için bir ön şartım var. Ön şartımda da Annenin heterozigot olması. O zaman burada ilk olarak ben annenin heterozigot olma ihtimali bulmalıyım. Annenin kendi ebeveynlerini çaprazlarsak büyük A küçük A, büyük A küçük A çaprazladığımda buradan büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A çıkar. Burada ben annenin zaten büyük A'lı olduğunu biliyorum. Yani annenin şöyle olma ihtimali yok. O yüzden bunu eliyoruz. Annenin burada büyük A küçük A olma ihtimali 3'ünden ikisi yani 2 iki bölü 3'tür. Bunu kenara koydum. Şimdi artık anneyi de büyük A küçük A olarak düşünmeliyim. O zaman artık bu küçük A ağ, küçük A'nın anne ve babası olan büyük A ağ, küçük A'ları çaprazlayacağım. Ve buradaki çaprazlama sonucunda şöyle bir şey çıkacak. Burada Çocuğun küçük an küçük alma ihtimali 1 bölü 4'tür. Bunun 1 bölü 4 olabilmesi için bu annenin heterozigot olması gerekir. O zaman bunu da eklediğimde buradan 2 bölü 12 çıkar ve ben bunu sadeleştirdiğimde cevabım 1 bölü 16 olmuş oldu. Zaten bu soru tarzı geçtiğimiz yıllarda üniversite sınavında da sorulmuş bir soru tarzıdır. Yani ön şartlı bir çaprazlama yapmamız gerekiyor. İkinci sorudayım. Aşağıdaki omurgalı canlılar ve özellik eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Kirpi akciğerlerinde alveol bulunur. Bu doğrudur. Çünkü kirpi memelidir ve memelilerin akciğerinde alveol bulunur. Yılan boşaltım ürünü ürik asittir. Yılan bir sürüngendir ve sürüngenlerin boşaltım ürünleri ürik asittir. Bu da doğrudur. C. Penguen vücudu kıllarla kaplıdır. Penguen bir kuştur ve kuşların vücutları tüyle kaplıdır. Kılla değildir. Çünkü kılla kaplı olma memelilere ait bir özelliktir. Oysaki ki penguen kuş. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Devam edelim. Yunus yavrularını sütle besler. Yunus bir memelidir ve memeliler yavrularını sütle besler. Doğrudur. Kurbağa kış uykusuna yatar. Kurbağalar amfibidir ve amfibiler kış uykusuna yatar. Bu da doğrudur. Üçüncü sorudayım. Amip yerleştirilmiş bir besi ortamına optimum şartlar altında işaretli azot atomları içeren aminosit konulmuş. Bir süre sonra işaretli azotlara histon proteinlerine rastlanmıştır. Bu süreçte aminosit yapılarından hangi sırayla geçmiştir? Öncelikle amip bu amino asitleri bir hücre zarından içeri alacak. O yüzden önce hücre zarından geçecek. Ardından bu amino asitler ribozoma giderek orada histon proteini üretiminde kullanılacak. 3. Ardından bu histon proteinleri de çekirdek içine girerek orada görev yapmaya başlayacaktır. Bu durumda sıralamamız 1, 3 ve 2 olmuş oldu. 4. Aşağıdakilerden hangisi canlılarda ortak olarak görülen özelliklerden biri değildir? inorganik maddelerden organik madde sentezlemek. Bu ototrofların yaptığı bir olaydır ve her canlıda görülebilir bir olay değildir. Çünkü heterotrof organizmalar Organik maddeleri dışarıdan hazır alır. Bu şekilde kendileri üretemez. O zaman ortak olmayan A oldu. Devam edelim. Basit organik maddelerden kompleks organik madde sentezleme. Bu protein sentezi örneğine uygundur. Ve her canlı protein sentezleyebildiği için de bu bir ortak özelliktir. Her canlıda hücre bulunur. O yüzden hücresel yapı gösterme de ortaktır. Her canlıda DNA ve RNA dediğimiz genetik madde vardır. Ve bu genetik maddeyi canlılar sentezleyebilirler. Dolayısıyla bu da doğru olmuş oldu. E- Anabolik ve katabolik reaksiyon gerçekleştirmek. Bu bir metabolizmadır ve her canda metabolizma bulunur. Bu da ortak olmuş oldu. Beşinci sorudayım. 2 en eşittir dört kromozomlu bir hücrenin mitoz bölünme yapmasında görülen evrelerden hangileri hücrenin mitoz bölünme yaptığını kanıtlamada tek başına yeterlidir? Şimdi 2'ye eşittir 4 kromozomlu bir hücreye bakıyoruz. Bir de baktığımda 4 tane kromozomun merkezi dizildiğini görüyorum. O zaman bu mitozun metafaz evresidir ve bu bir kanıttır. Çünkü mayoz bölünme yapsaydı bu görüntünün şu şekilde Üst üste yani tetratlar halinde sıralanıyor olması gerekiyordu. Yani dört tane yan yana değil çiftli hallerde ikili olması gerekiyordu. İkinci de bu kromozomların kardeş kromatitleri birbirinden ayrılmış. Yani bu durumda bu da bir kanıttır. Bu da anafaz evresine görülür. Çünkü mayozda homolog kromozomları birbirinden ayırırız. Üçe baktığımda ise ben burada profazın başlangıcını görüyorum. Bu mayoz bölünmede de görülen bir aşamadır. Dolayısıyla bunu gördüğüm anda bu mitozdur diyemem. Bu durumda da cevabımız D olmuş oldu. Altıncı sorudayım. Yukarıda azot döngüsü şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylardan hangisi azotun organik formdan inorganik forma geçmesini sağlar? Şimdi sırayla bakalım. Birdeki atmosferik azotu yeryüzüne bağlıyor. Buradaki her ikisi de inorganiktir. Yani inorganik bir şeyi başka bir inorganiğe dönüştürür. İki de bu inorganik maddeyi alıp ototroflar kendi bünyesine almış. Yani bunu fotosentez ya da kemosentezle yaparlar. Dolayısıyla burada da inorganik organiğe dönüşüm söz konusu. 3 de heterotrof ve ototroflardaki organik halde bulunan azot saprofitler sayesinde amonyak haline getiriyor. Yani burada organiği inorganiğe dönüştürür. O yüzden cevabımız C'dir. Devam edelim. 4 de amonya nitrat ya da nitrite dönüştürme vardır. Yani bir inorganiği başka bir inorganiğe dönüştürmedir bu. 5'e baktığımızda ise 5 de şurada olacak unutulmuş. 5 ise nitrit ve nitratın tekrardan atmosferik azot haline getirilmesidir ve bu bir dentifikasyon olayıdır. 5'teki de gene bir inorganiğin başka bir inorganik haline getirilmesidir. O yüzden buradaki de olmuyor cevabımız da C olmuş oldu. Bilgilenelim kısmına gelelim. Eş baskınlık ne demektir? Şimdi biz genetik yapılarda genler arasında iki farklı baskınlık görüyoruz. Eş baskınlık ve tam baskınlık. Tam baskınlıkta bir gen diğer genin üzerine hakimiyet kurabilir. Buna tam baskınlık denir. Ancak eş baskınlıkta baskınlık dereceleri eşit olan, yani burada önemli olan şey eşitliktir. Eşit olan iki tane gen vardır. Ve bu iki gen bir araya geldiğinde ikisi de kendi karakterini ortaya koyar ve ikisinin birden özelliğini gösteren farklı bir şey oluşur. Örneğin diyelim ki bir hücredeki gen diyor ki ben diyor şundan üreteceğim. Diğer bir hücredeki de diyor ki ben bundan üreteceğim. Bu iki gen yan yana geldiğinde hem bu üretiliyor hem bu üretiliyor. İşte biz buna eş baskınlık adını veriyoruz. İnsanlardaki AB kan grubu ve MN kan grubu bu şekilde oluşmuş kan gruplarıdır. Evet arkadaşlar, bu videonun sonuna geldik ve böylelikle 35. denemeyi tamamlamış olduk. Umarım burada anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.